Fabrika Haber'den herkese merhaba. 10 ilde toplam 294 bin kaçak yapının imar affıyla övünen Murat Kurum, İstanbul'da seçim çalışmalarına başladı. Hiçbir arkadaşımızı da işten atmayacağız. Tamam mı? Hiçbir arkadaşımızı da işten atmayacağız. Peki Sayın Kurum, haksız yere işten attıklarınız diyeceğim ama o bugünün konusu değil. Bugün imar affını konuşalım. 6 Şubat depremleri sonrasında yıkılan çok sayıda kaçak yapının kilidi olan imar affı. Sesimiz duyan var mı? Sürçülisan etmişiz efendim, affola. Affola derken imar değil. Yani imar affı değil. Aslında o imar affı değil, imar barışı olacakmış. Öyle dedi Sayın Kurum. İmar affı diye bir kanun çıkmadı ki değerli arkadaşlar. İmar barışı çıktı. Şimdi barış falan kulağa bayağı hoş geliyor. Sahi imar barışı ne ola ki? O fotoğraf Hatay'dan çekildi. O fotoğraf deprem bölgesinden çekildi. Ve bir tarafta işte bu İmar affı değil de imar barışı diyen, kelimeler üstünde dönen, kelimeler üstünde oyun çeken Murat Bey. Yok, af değil de barışmış bu. Ardında işte o yaratmış olduğu veya kanun haline getirdiği imar barışı veya imar affı sonrasında yerle bir olan şehirler. Kısaca imar barışı, ruhsata aykırı olarak inşa edilen binaların ya da ruhsatı olmayan binaların ruhsatlandırılması demek. İmar barışı kapsamında toplanan, daha sonra 128 milyar dolar gibi buhar olup uçan bir 4,5 milyar dolarcık var. Daha doğrusu yok. Yani ortada yok. Ödeme sürecimiz de 30 Haziran'da tamamlanıyor. Yani bu 10 milyon vatandaşımızın yapı kayıt belgelerini alıp imar barışına faydalanmaları için de süre 30 Haziran'da tamamlanıyor. Sonra bu kapsamda depreme dayanıksız yapıların yıkım kararları da iptal edildi. Yetmedi, bir de tüm sorumluluk halka devredildi. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malike aittir diye de maddeye eklendi. Bir de tutulamayan sözler var tabii. TOKİ gibi. Cumhurbaşkanı ve Murat Kurum da bize söz vermişti. Size kesinlikle hiçbir şekilde hiçbir şey yansıtmayacağız size diye, ama şu anda bize farklı şekilde geliyorlar. Ya ben şu ana kadar onların arkasındaydım. Ben bu saatten sonra asla onların arkasında durmuyorum, durmayacağım da. Murat Kurum bu sözü bize verdi. Aynı bu şekilde toplandık bir yerde. Konuşması hala duruyor, mevcut. Sürekli Twitter'larda yayınlıyoruz zaten konuşmalarını. Verdiği sözlerin hiçbirini tutmuyorlar. Ama Devlet Bahçeli onay verdi kurumun adaylığına. Kurum için en önemli sınav buydu. Bahçeli aradı, tebrik etti AKP'nin adayını. Allah razı olsun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Burada il başkanlığındayız. Bütün il başkanımızın, milletvekillerimizin selam, saygı ve hürmetleri var efendim. Bahçeli'nin onayı olmadan bu ülkede kuş uçmaz. Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili verdiği kararı eleştiren Bahçeli aslında bize gösterdi. Bu ülkede yargı kimin tek elindeydi? Bölücülere, teröristlere hak ihlali kararlarını cömertçe veren Anayasa Mahkemesi milletimizin gasp ve ihanet edilen haklarını ne yapacak, nasıl savunacak? Hiç olmazsa adalet ve hukuk namusuna bir nebze olsa da sahip olduğunu ne zaman gösterecektir? Neyse, Bahçeli'yi çıkaralım aradan. Ne diyorduk? Murat Kurum. Tamam, hemen moralinizi bozmayın. Güzel hareketleri de olacakmış. Mesela... Bu hareket bir kadın hareketi olacak. Gençlik hareketi olacak. Ama kadınsız bir kadın hareketi olacak herhalde. Bir taburda uluslu erkekle. Belki de kastettikleri kadın hareketi buydu. AKP'de görüp görebileceğimiz tek kadın hareketi bu oldu çünkü. Tabii merak ediyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çekilen, yüzlerce binlerce kadının katliamını önleyemeyen, üstüne bir de katilleri koruyan AKP'nin nasıl bir kadın hareketi oluşturacağını hepimiz merakla bekliyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de 2023 yılında toplamda 438 kadın katledildi. 103 kadının ölümü ise şüpheli. Kadın hareketi mi dediniz? Sözleşmenin içerisinde yer alan sözde namus, ahlak ve gelenek gibi, örf adet gibi konularla mücadele etmek hükümetlerin vazifesidir gibi bir kavram geçiyor. Bunlar asla kabul edilebilir hususlar değildir. Bir de bunun failleri var tabii. Taktın kravatı, çektin ceketi, hop ceza indirimi. Sonra tahliye. Ama cezaevindeki hastaların ve yaşlıların tutukluluğuna devam. Mesela Hanife Arslan. 70 yaşındaki Hanife teyze
Van'da cezaevinde duvarlara tutunarak yürüyor. Bir sürü hastalığı var. İlerlemiş dizlerinde kireçlenme var. Tuvalette düşerek dişlerini kırmış ve bu halde bu teyzemiz hala cezaevinde. Evet, Hanife teyze yürümekte çok zorlanıyor. Kendisini hastaneye götüren gardiyandan tekerlekli sandalye istiyor. Ve gardiyanın cevabı ise bir daha tekerlekli sandalye dersen seni doktora göstermeden cezaevine götürürüm diyerek tehdit ediyor hasta ve yaşlı mahpusu. Boğa sabit olan tansiyon, kemik erimesi, 4. seviye artrozu, en ileri seviyede kireçlenme ve hakikaten hepimizin nine diyeceği, hani 80 yaşında bir anneden, bir nineden söz ediyoruz. İnsan nedenini anlamakta zorlanıyor bu ayrımcılığın, bu çifte standardın. Hanife teyze kahvesine altın tozu koyamadığı için mi yapıldı bu muamele? Dilan Polat'a psikolojik sorunları nedeniyle sağlanan kolaylıklar neden hasta ve yaşlı mahpuslara sağlanmıyor? Biz bu çifte standardı anlamakta zorlanıyoruz. Enerji! Devletim herkesi denetler. Kurban olduğum devlet. Biz bu devletin vatandaşıyız. Buradayız. Hadi bakayım, gidin kendinize muhatap bulun bundan sonra. Hadi!